Güzel bir cumartesi sabahından hepinize günaydınlar, mutlu sabahlar diliyoruz sayın seyirciler. 11 Mayıs cumartesi gününde Sabah Haber'de saatlerimiz 8'i gösterirken karşınızdayız güne dair gazete manşetleri ve haber bültenimizle birlikte. Evet sayın seyirciler, öncelikle haber bültenimizle başlayacağız. Bugüne dair hem düne hem de bugüne yansıyan gelişmelerle asgari ücret saptama komisyonu yılın ikinci asgari ücretini belirlemek üzere toplandı. Toplantı öncesinde konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, veriler doğrultusunda asgari ücretin en kısa sürede belirleneceğini söylerken, işveren tarafını temsilen Alp Cengiz Alp, küçük işletmelerin 4 ay önce ortaya çıkan ücreti ödemekte zorlandığına dikkati çekti. İşçi tarafını temsilen konuşan Hür İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu ise, hayat pahalılığı oranının yasal bir düzenlemeyle özel sektör çalışanına da verilmesi talebini ortaya koydu ve artış hayat pahalılığı üzerindeki refah payıdır dedi. İlk toplantıdan sonuç çıkmaması halinde taraflar salı günü yeniden toplanacak. Asgari ücret saptama komisyonu yılın ikinci asgari ücretini belirlemek üzere toplandı. Toplantı öncesinde konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, geçen hafta %22.98 olarak açıklanan hayat pahalılığı oranının ardından yeni asgari ücreti belirlemek üzere toplanıldığını hatırlattı. Bir önceki asgari ücretin hayat pahalılığına %2,5'luk refah payı eklenerek oy birliğiyle belirlendiğini anımsatan Gardiyanoğlu, yeni ücretinde yine uzlaşıyla belirlenmesi temennisinde bulundu. Asgari ücret masası bölünme değil, birleşme masasıdır. Asgari ücret masası kavga değil, toplumsal uzlaşı masası olduğunu o gün de söylemiştim. Bugün de aynısını yine söylüyorum. Tabii ki birçok önümüzde veriler var. Bunlar dediğim gibi bugün uzun bir gün olacağını ben düşünüyorum. Ve dediğim gibi en erken zamanda da asgari ücreti belirlemek bakanlık olarak da en büyük hedefimizdir. İşveren tarafını temsilen konuşan Alp Cengiz Alp, bir önceki toplantıda çıkan sonucun tüm tarafları memnun ettiğini ancak aradan geçen 4 ayda özellikle küçük işletmelerin ortaya çıkan ücreti ödemekte zorlandığını anlattı. Küçük, rekabetçi olmayan ekonomide ve bir yığında ambargolarla inlediğiniz ekonomide ücretlerin Türkiye'nin yaklaşık %70 üstüne ve güneyinde yaklaşık %10 altına gelmesi bizim hem turizmde hem eğitimde hem de bilhassa diğer üretim alanlarında ki sanayiden bahsediyorum rekabetçiliğimizi aşağı çekebilir ve bunun diğer komplikasyonları da yine istihdam kaybı ve diğer sonuç olabilir. İşçi tarafını temsilen konuşan Hür İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu ise hayat pahalılığı oranının yansıtılmasının bir maaş artışı olmadığını hatırlatarak artış hayat pahalılığı üzerindeki refah payıdır dedi. Anayasal bir hak olarak kamu, kamu işçisi ve emekli maaşlarına otomatik olarak yansıyan hayat pahalılığı oranının yasal bir düzenlemeyle özel sektör çalışanına da verilmesi talebini dile getiren Serdaroğlu, asgari ücret masasının ise refah payı için kurulması gerektiğini söyledi. 10 gün öncesine göre yaptığımız açlık sınırı arkadaşlar 26.636 TL'ye ihtiyacı vardır. Ama 10 gün sonra yaptığımızda güncel olarak dün itibariyle 27.967'ye çıktı 10 günde. 10 günde 2.000 TL fark attı açlık sınırı. Bu bir dengesizliktir, bu bir düzensizliktir, bu bir denetimsizliktir. Bu denetimi sağlayacak olan hükümetin ta kendisidir. Hükümetin sorumluluğudur. Açlık sınırını bakarak asgari ücret belirlenmez. Yoksulluk sınırını defaatle söylememize rağmen hükümet elinlere yoksulluk sınırı bu memlekette nedir? Bunu açıklar. Asgari ücret 1 Ocak'tan bu yana brüt 27.587, net 24.000 Türk lirası olarak uygulanıyor. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye ile karşılıklı ticaret, işbirliği ve proje ortaklıkları yoluyla ülkeye yatırımlar yapılmasının önemine vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kocaeli Körfez genç iş insanlarının oluşturduğu Körfez Ticaret Odası Genç Girişimciler Heyetini kabul etti. Cumhurbaşkanı Tatar kabulde Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük bir devlet olarak dünya ticari ilişkilerinde önemli mesafeler aldığını söyledi. İletişim çağında farklı alanlarda Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkileri artırmanın önemine işaret eden Tatar, turizm, yükseköğrenim, tarım, sanayi, inşaat sektörü başta olmak üzere küresel yakınlaşmalarını
yakınlaşmalar sonucu ülkenin öneminin arttığını ve statüsünün değerlenerek ticaret alanının genişlediğini belirtti. Cumhurbaşkanı Tatar, Ercan Havalimanı'nın yeni terminalinin açılmasıyla bağlantıların güçlendiğini, pandemi öncesinin ekonomik bağlamda yakalandığını ve geçildiğini kaydetti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti altyapısının giderek tamamlandığını ve bütün bunlar daha güçlü ve verimli ekonomik yapının ortaya çıkması için elbette önemli çalışmalardır. Dolayısıyla bizim vizyonumuz sizlerin de desteğiyle, sizlerin de tecrübesiyle burada yeni fırsatları değerlendirip burada yeni yatırımlara vesile olmak gerek ortaklıklarla veya proje ortaklıklarıyla ticarette ve ekonomide tabii çeşitli farklı bir takım anlaşmalar ve anlayışlarla ilişkiler geliştirilebilir. Siyasi sıkıntılara rağmen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dünyaya açıldığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir realite olarak yerini almış ve almaya devam ediyor diye konuştu. Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Kıbrıs Türk tarafının masadan kaçmadığını, Rum tarafıyla Birleşmiş Milletleri kalıcı bir anlaşma için sonuç alıcı doğru zemine çekmek için gerçekçi bir diplomatik çaba sarf ettiğini belirtti. Hasipoğlu yaptığı açıklamada egemenliğimiz kabul edilmeli, kazanılmış doğal bir hakkı talep ediyoruz, azınlık değiliz vurgusu yaptı. Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu yaptığı yazılı açıklamada Rum tarafının uzlaşmaz tutumundan bahsederek bunu görmeyip Türk tarafını suçlamaya kalkışmanın bir hata olduğunu kaydetti. Açıklamasında Sayın Holguin, merhum Genel Sekreter Anna'nın Rumların aslında Annan planına hayır diyerek sadece bir planı değil, çözümün kendisini reddettiği yönündeki saptamasını unutmamalıdır ifadelerini kullanan Hasipoğlu, ortak zemin yoksa Holguin'in bunu Temmuz ayı başında ilan etmesi gerektiğini belirtti. Hasipoğlu mutlaka çözüm şartları ve sonuç alıcı bir müzakere zemini oluşturulması gerektiğini vurguladı. Kıbrıs Türk halkının Rum tarafının iddia ettiği ve yapmaya çalıştığı gibi azınlık olmadığını vurgulayan Hasipoğlu, Rum tarafıyla BM'yi Kıbrıs Türk halkının egemenliğini kabul ederek bunun gereğini yerine getirmeye davet etti. Hasipoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sayın Holguin'le pazartesi de görüşmeye devam edecek. Masadan kaçıldığı iddiası doğru değildir. Biz UBP olarak net bir şekilde Sayın Tatar'ın halkımızın büyük çoğunluğu ve anavatan Türkiye tarafından da desteklenen tutumunu doğru buluyoruz. UBP olarak biz eğer müzakereler başlayacaksa zeminin doğru belirlenmesi ve yıllardır olduğu gibi uzlaşmaz Rum tarafı ödüllendirilirken bizim mağdur edileceğimiz bir sözde sürecin değil, sonuç alıcı bize yapılan haksızlıkların giderileceği yeni bir sürecin başlayacağının garanti edilmesinin şart olduğu noktasındayız. Tüm BM planlarını reddeden, hala halkımıza spor, siyaset ve ekonomide izolasyon uygulayan, Kıbrıs Türk'ünü egemen eşit bir taraf olarak görmeyen, Türkiye'nin etkin ve fiili garantörlüğünü ortadan kaldırma çabası içinde olan, Güzelyurt ve Maraş dahil Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarının üçte birini isteyen Rum tarafının bu tutumunu görmezden gelip, Sayın Cumhurbaşkanı ile Türk tarafını suçlamaya kalkışmak hatadır. Hasipoğlu, Holguin'in 2004 yılından sonra geçen 20 yılda da Rum tarafının zihniyetinde değişiklik olmadığını görebilmesi gerektiğini ifade etti. Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Bertan Zaroğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin'in üçlü görüşme teklifini reddettiği gerekçesiyle tebrik etti. Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Bertan Zaroğlu yazılı açıklamasında, bu teklifin yarım asırdır süregelen ve şimdiye kadar hiçbir netice vermeyen müzakere maratonuna Türk tarafını geri döndürmek için hazırlanan bir tuzak olduğunu belirtti. Zaroğlu açıklamasında Holguin yazacağı raporda aylardır yaptığı mekik diplomasisinin bir işe yaramadığını, Kıbrıs'ta Rumlar tarafından torpillenen müzakere masasına geri dönülmesinin ancak Türk tarafının egemen eşitliğinin tanınmasıyla mümkün olacağını, bunun dışında bir müzakere zemininin olmadığını yazmalı ve görevini sonlandırarak evine dönmelidir ifadelerine yer verdi. Yeniden Doğuş Partisi Genel Sekreterlik görevini partinin gençlik kollarından yetişen Erşah Sabit Yılmaz getirildi.
Yeniden Doğuş Partisi genel sekreterini seçti. Partinin gençlik kollarından yetişen Erşan Sabit Yılmaz, genel sekreter seçilmesinin ardından yaptığı konuşmada, Yeniden Doğuş Partisi yeni bir döneme giriyor. Bu dönemde büyümek için yola çıkıyoruz ifadelerini kullandı. Parti olarak toplumun her kesimine hizmet etmeyi amaçladıklarını belirten Yılmaz, bunun için de ilk yapılacak seçimlerde kendilerine %25 bandını hedef koyduklarını söyledi. Yılmaz ayrıca parti içindeki gençlerin ve kadınların daha fazla söz sahibi olması için çalışacaklarını ve onların potansiyellerini ortaya çıkarmak için fırsatlar yaratacaklarını sözlerine ekledi. Demokrat Parti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne uygulanan spor ambargolarının tamamen kaldırılmasını talep etti. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Salih Çeliker, Kıbrıs sorununun her iki halk tarafından da kabul edilecek bir çözüme ulaşması için öncelikle spor ambargolarının tamamen kaldırılması ve Kıbrıs Türk halkının uluslararası camiada haklı yerini alması gerektiğini vurguladı. Çeliker, Birleşmiş Milletler'in 25 Mayıs tarihini futbol günü ilan etmiş olmasını memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti. Parti olarak bundan sonra 25 Mayıs'ta futbolu farklı bir etkinlikle gündeme getirmek için hazır olduklarını ifade eden Çeliker, Birleşmiş Milletler üyesi ülkelere de bu çağrıda bulunarak Kıbrıs Adası'nın kuzeyinde yaşayan ve futbola çok düşkün olan Kıbrıs Türklerinin dünya futboluyla entegre olabilmeleri için ne yapıyorsunuz? Ambargolar nedeniyle ana vatanımız Türkiye takımlarıyla bile hiçbir müsabaka yapamayan ama her türlü futbol aktivitesini yurt dışına giderek izleyen ve takip eden bu halkın gençlerinin ne suçu var? Bu gençler de futbol oynayarak ve spor yaparak dünyadaki yaşıtlarıyla aynı şartlarda yaşamak istemektedirler. Spor ambargolarını bu vesileyle bir kez daha gündeme getirmek gereğini duyduk dedi. Çeliker, ambargolarla hiçbir toplumun teslim olmadığını, bu çağ dışı uygulamayla nereye varılabileceğinin 60 yılda görüldüğünü ve 60 yılda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının teslim olmamış ama ömrü geçen vatandaşlarında bu ambargoları uygulayanları her an lanetlediğini dile getirerek her şeye rağmen Kıbrıs Türk gençliğinin birçok diğer alanda olduğu gibi bu alanda da kendi kendisiyle yarışarak çok daha iyi seviyelere gelmesini başardığını vurguladı. Salih Çeliker açıklamasında tek eksiğimiz uluslararası temastır ve bu da halkımızın en temel insani hakkıdır. Kıbrıs sorununun her iki halk tarafından da kabul edilecek bir çözüme ulaşması için öncelikle spor ambargolarının tamamen kaldırılmasını ve Kıbrıs Türk halkının da uluslararası camiada haklı yerini almasını bir kez daha talep ediyoruz dedi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Filistin'in Birleşmiş Milletler üyeliğinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde tekrar görüşülmesi ve gözlemci statüsünde olan Filistin'e bazı ilave haklar tanınmasını talep eden karar tasarısını kabul etti. Oylama Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda düzenlenen acil oturumda yapıldı. Türkiye'nin yanı sıra 80'e yakın ülkenin ortak sunucusu olduğu karar tasarısı 193 üyeli Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 143 evet oyuyla kabul edildi. Tasarı 25 çekimser oy aldı. Aralarında Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Papua Yeni Gine, Çekya ve Macaristan'ın bulunduğu 9 ülke ise hayır oyu kullandı. Gelişmelerle devam ediyoruz. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası çerçevesinde Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu tarafından düzenlenen basın toplantısıyla Demirhan'daki engelsiz yaşam evindeki sorunlara bir kez daha vurgu yapıldı sayın seyirciler. Federasyon Başkanı Derviş Yüce Türk, bekledikleri ilgi ve desteğini istihdamda ne de eğitimde göremediklerini söyledi. Yüce Türk, engelsiz yaşam evi projesinin engelli gençler için yatılı bir proje olarak başladığını ancak şu an projenin bu amaca hizmet etmeyeceğini öğrendiklerini belirterek bu kabul edilemezdir diye konuştu. Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu 10-16 Mayıs Engelliler Haftası çerçevesinde her yıl düzenledikleri basın toplantısıyla engellilerin sorunlarına bir kez daha dikkat çekti. Demirhan'daki engelsiz yaşam evinin 10 yıldır bitirilemeyen binası önünde yapılan basın toplantısında önce bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra binanın kapılarına bir siyah, bir de normal çelenk bırakıldı.
Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yüce Türk yaptığı açıklamada engelsiz yaşam evi binasının yapımına 2014 yılında başlandığını ama 10 yıldır tamamlanamadığını vurguladı. Bugün az önce koymuş olduğumuz serenkler bugüne kadar bizlere köstek olan ve bizi iyi yönetemeyenler içindir. Siyah çelenk. Yani diğer çelenk de, normal çelenk de buraya büyük destek veren, cömertçe katkı yapan TC Büyükelçiliğine ve Sivil Savunma Teşkilatı'na, o Sığınak Fonu'ndan yapılan katkı için ve destek olanlar için ayrıca o çelenki koymuş bulunuyoruz. Yani siyah iyi, iş kötüyü, diğer normal çelenk de iyi temsil ediyor. Bizim meclisimizden de geçen engelli hakları bildirgesinin tüzükleri gibi, ki o 2010'da geçti, 14 yıldır tüzükleri yapılamadı. Özel eğitim yasası da aynı akibete uğrayacağına inanıyoruz. Engellilerin eğitim alanında birçok sorun yaşadığına dikkat çeken Yüce Türk, engelli konusunun siyaset üstü bir konu olduğunu ama maalesef o ilgi ve desteği ne istihdamda ne de eğitimde gördüklerini kaydetti. Engelli Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Refia Arı da engelliler konusunda yıllardır hiçbir ilerleme kaydedilemediğine değinerek engelli yaşam evi binasının atıl durumda bırakıldığını söyledi. Amacımız ileri yaşta kimsesi kalmayan engellilerin veya daha küçük yaşta olup da anne baba sevgisinden uzak bakım evlerinde kalan engellilerin kalabileceği bir bina yaratmaktı. Umut Otizm Derneği Başkanı Mustafa Özerdem de 10 yıldır atıl durumda olan engelsiz yaşam evi binası için 120 gün içinde bitirilerek açılacağı sözü verildiğini anımsattı. 120 günün sonunda burası açılarak bir şekilde önce rehabilite merkezi olarak daha sonrasında da bizim beklentilerimizi ve ihtiyaçlarımızı karşılayan bir merkez olarak açılmasını görmek en büyük arzumuz. Bunu bize sağlamalılar. Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Melek Çaluda ise engellilerin sorunlarının ve ihtiyaçlarının sadece bir hafta değil 365 gün dikkate alınması gerektiğini anlattı. Sorunlarımız çok, işte görüyorsunuz, engelsiz yaşam evinin bugün hizmette olmasını çok arzu ederdim ama ne yazık ki maalesef hala daha 10 yıldır açılmamakta. Açılmaması için çok üzülüyoruz yani, gerçekten yani konuşamıyorum bile ben burada. Bugün arzu ederdim ki gerçekten böyle çocuklarımız bunun içerisinde hizmet görmesini ve ne bileyim artık güvende olmasını isterdim. Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında ziyaretler gerçekleştiriyor sayın seyirciler. Meclis Başkanı Zorlu Töre bu çerçevede Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu'nu kabul etti. Federasyon Başkanı Derviş Yüce Türk kabulde engellilerin taleplerini içeren dosyayı milletvekillerine iletmek üzere Meclis Başkanı Töre'ye teslim etti. Meclis Başkanı Töre ise engellilerin sıkıntılarına daha fazla hassasiyet gösterilmesi ve insani olarak daha fazla destek verilmesi gerektiğini kaydetti. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu'nu kabul etti. Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yüce Türk kabulde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki engellilerin taleplerini içeren dosyayı milletvekillerine iletmek üzere Meclis Başkanı Töre'ye teslim ederek sorunlarını aktardı. İstem paketimin içerisinde engelli dairesi olmakla beraber birinci madde hep odur. İkinci ve üçüncü madde sırasıyla de bu özel eğitim yasamızla ilgili tüzükler konusu var. Engelsiz yaşam eviyle ilgili problemlerimiz var. Meclis Başkanı Zorlu Töre'de hükümetin istihdamlara ilişkin yaptığı açıklamaları hatırlatarak ileriki dönemde yapılacak ek istihdamlarla istenilen sayıya ulaşılacağını kaydetti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızın da bir gayreti var. Çok uzun yıllardır engelsiz yaşam evi atıl durumundaydı. Oraları adeta bakımsız olmuştu. Ağustos ayı içerisinde tamamlanacağı ifade edildi. Halkın bireyleri olarak engellilerin de hizmet beklediğine, vatandaşlar arasında ayrım olmadığını söyleyen Töre, engellilerin sıkıntılarına daha fazla hassasiyet gösterilmesi ve insani olarak daha fazla destek verilmesi gerektiğini ifade etti.
Töre teslim aldığı dosyayı milletvekillerine ileteceğini, konuşulan konuları ise hükümet yetkililerine aktaracağını dile getirdi. Konuşmaların ardından Töre, Yüce Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın fotoğrafını hediye etti. Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu yetkililerini kabul etti. Çavuşoğlu kabulde engelli bireylerin istihdam konusuna değinerek öğretmen sayısının henüz tamamlanamadığını ancak bu konuda başlangıç yapıldığını söyledi. Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yüce Türk, federasyona bağlı dernek temsilcileriyle birlikte Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'na ziyaret gerçekleştirdi. Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı Yüce Türk ziyarette Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu'na taleplerini içeren 14 maddelik dosyayı takdim etti. Biri engelsiz yaşama, diğeri de istihdam. Yani bunlar tabii en büyük sorunlarımızdan iki tanesidir. Ulaşım dolaşım da bizim için problem. Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da özel gereksinimli bireylere destek olma ve sorunları çözme noktasında her zaman iyi niyetli ve uğraşıcı olduklarını söyledi. Engelli bireylerin istihdam konusunda yaşadıkları sıkıntıya da değinen Çavuşoğlu, öğretmen sayısının henüz tamamlanamadığını ancak bu konuda başlangıç yapıldığını kaydetti. Özel gereksinimi olan vatandaşlarımızın sorunlarının çözülmesiyle ilgili hükümet üstüne düşeni istek olarak yapma niyetinde bir ve yapma isteği de çok yüksektir. Ancak ekonomik koşullar bazı istekleri yerine getirme noktasında bize de engel olabilmektedir. Bununla birlikte yıllardan beri tartışılan engelli yaşam evi diye isimlendirilen ve 4 defada ihaleye çıkılan, daha önce tamamlanmak üzereyken sonra terk edilen ve harabeye çevrilen yapı şu anda işte bir 3-5 ay içerisinde tekrar kullanıma hazır hale getirilecektir. Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikratoğlu da Engelliler Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında engelli bireylerin hiçbir ayrım gözetilmeksizin sunulan imkanlardan yararlanabilmeleri için toplum olarak farkındalıkların artırılması gereğine vurgu yaptı. Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı. Engelli bireylerin hiçbir ayrım gözetilmeksizin sunulan imkanlardan yararlanabilmeleri için toplum olarak farkındalıkların artırılması gerektiğine işaret eden Ataoğlu şunları kaydetti. Bizler bugün değil her zaman engelli kardeşlerimizin her türlü zorluğa karşı mücadelelerinde yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyorum. Onların güçlü ve cesur kişilikleriyle hayallerini gerçekleştirmek için ellerinden geleni yapmalarını var gücümüzle destekliyoruz. Herkesin hayatın tadını çıkarabileceği, eşit haklara sahip olduğu bir yaşam için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Her birimiz birer engelli adayı olarak engellilik konusunda daha sorumlu ve duyarlı olmalıyız. Maliye Bakanı Özdemir Berova da Engelliler Haftası dolayısıyla Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği'ni ziyaret etti. Berova ziyareti hükümet olarak engelli bireylerin önündeki engelleri kaldırmak için çalıştıklarını kaydetti. Maliye Bakanı Özdemir Berova, Engelliler Haftası dolayısıyla Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği'ni ziyarette bulundu. Bakan Berova ziyarette Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği ile işbirliği içerisinde çalıştıklarını ve derneğin çalışmalarını takdirle izlediklerini söyledi. Engelli bireylerin insan hak ve özgürlüklerinden tam ve eşit şekilde yararlanması, engelli istihdamının desteklenmesi ve üretime katılımlarının sağlanmasının asli görevleri olduğunu belirten Berova, hükümetin bu konuda hassas ve duyarlı olduğunu vurguladı. Engelli bireylerin önündeki engelleri kaldırmak için çalışmaların devam edeceğinin altını çizen Maliye Bakanı Berova, engelli istihdamının özel sektörde desteklenmesi ve üretime dahil edilmesiyle engellerin birlikte aşılacağını kaydetti. Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit de, tamamen duyarlı kurum, kuruluş ve vatandaşların bağışlarıyla ayakta duran derneğimizde yalnızca 830 üyeye değil, ihtiyacı olanlara koltuk değneği, yürüteç, tekerlekli sandalye gibi tıbbi desteği de tutanak karşılığı hiçbir ücret talep etmeden kullanımlarına sunma fırsatı veriyoruz dedi.
Evet sayın seyirciler, Sabah Haber'de sıra gazete manşetlerine geldi ve saatlerimiz 8.26'yı gösterirken gazete manşetleriyle Sabah Haber'de gündeme ilişkin gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Ülkemiz basınına bakıyoruz öncelikle Sabah Haber'de her zaman olduğu gibi ve Vatan Gazetesi bugün ülkemiz basınında öne çıkan gazete oluyor. Sayın seyirciler, Vatan Gazetesi engelsiz yaşam evine siyah çelenk başlığını kullandı. Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu'na bağlı dernek başkanları ve temsilcileri 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Engelsiz Yaşam Evi binası önünde basın toplantısı düzenledi. Engellilerin sorunlarına bir kez daha dikkat çekildi. Toplantıda engelliler için 14 maddelik istem paketi açıklandı. Saygı duruşunun ardından bina girişine bir siyah bir de normal çelenk bırakıldı. Yüce Türk Yılan Hikayesi'ne dönen Engelsiz Yaşam Evi projesinin 2014'te temellerinin atıldığını ve 10 yılda tamamlandığını ifade etti. 48 yataklı olan projenin 32'ye düşürüldüğünü kaydeden Yüce Türk, önceki günse 32 kişilik projenin de 28'e düşürüldüğünü öğrendiklerini söyledi. Bugüne kadar kendilerini iyi yönetemeyenler için bina girişine siyah çelenk koyduklarını dile getiren Yüce Türk, normal çelengin ise hiçbir zaman kendilerine desteklerini esirgemeyenler için olduğunu belirtti. Vatan Gazetesi'ndeki manşet haber bu şekildeydi. Sayın seyirciler, sür manşetle devam edelim. Yarına ilişkin önemli bir haber var. Yarın Anneler Günü. Vatan Gazetesi Anneler Günü'ne ilişkin bir sür manşet haber paylaştı. Anneler Günü yarın kutlanacak deniliyor. Her yıl Mayıs ayının ikinci pazarı birçok ülkede olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de ülkemizde de Anneler Günü kutlanacak. Bu yıl 12 Mayıs'a denk gelen bu özel günde anneler ziyaret edilip verilecek hediyelerle, çiçeklerle mutlu edilecek diyor gazete. Yarının anlam ve önemine ilişkin bir haberdi bu ve bir diğer sürmanşet haberi ülke gündeminde önemli bir yer teşkil eden bir sürmanşet haberi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantısına dikkatimizi çekiyor bu haberle Vatan Gazetesi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2024 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek üzere dün toplandı. Bakan Gardiyanoğlu toplantı sonrasında açıklama yaptı. Verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerine dikkati çekti ve yapılacak yasal düzenlemelerle ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını dile getirdi. Gardiyanoğlu her iki tarafında kendine göre hassasiyeti olduğunu vurguladığı açıklamasında tarafların yapacağı değerlendirmeler sonrasında komisyonun oy birliğiyle salı günü saat 14'te toplanma kararı aldığını söyledi. Yani bu şekilde anlaşılacağı üzere salı günü asgari ücret belli olacak komisyonun yeniden toplanmasıyla birlikte sayın seyirciler. Cezaevindeki grevin kaldırılmasına ilişkin bir haberle devam ediyoruz. Kıbrıs Türk Hamme Memurları Sendikası'yla kamu işin teknik personel eksikliği nedeniyle bir ay önce başlattığı grev, hükümetin merkezi cezaevine 4 teknik personel istihdam etmesi nedeniyle kaldırıldı. Sendikaların yaptığı ortak açıklamada zafer direnen emekçilerin olacaktır denildi. Ali Nesim anıldı başlığıyla aktarılan haberdeyiz. Araştırmacı yazar Ali Nesim 10. ölüm yıl dönümü nedeniyle Zeytinlik Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Kıbrıs Türk Edebiyatı'nın önemli isimlerinden uzun yıllar Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanlığı yapan Ali Nesim'in 10. ölüm yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törene yetkililerin yanında eşi Tülay Nesimoğlu ve oğlu Tayfun Nesimoğlu, Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı Şevket Öznur'la sevenleri de katıldı. Bir sonraki gazeteye geçiyoruz. Bir sonraki gazete Halkın Sesi gazetesi. Halkın Sesi gazetesi yoksulluk sınırı 60 bin Türk lirasına dayandı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dün gerçekleştirdiği toplantı bugün Halkın Sesi gazetesinin manşetindeki yerini aldı geniş bir şekilde. Bakalım Halkın Sesi gazetesi bu toplantıyı ve bu toplantıyla ilgili yapılan açıklamaları, değerlendirmeleri hangi perspektifle bizlere aktarıyor? Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2024 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek amacıyla dün toplandı.
Bunu zaten ifade etmiştik. Dünkü toplantıda taraflar herhangi bir uzlaşıya varamadı. Bir sonraki toplantı salı günü yapılacak ve salı günü de, yani gelecek hafta salı günü, asgari ücretin belirlenmesi öngörülüyor, bekleniyor. Bunu da ifade etmiştik. Asgari ücret tespit komisyonunda konuşan işçi tarafı temsilcisi Hür İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, asgari ücretin konuşulduğu an itibarıyla özellikle tedarikçilerin hemen fiyatları yükselttiğini söyledi ve raflarda fiyatlar hemen %10 arttı dedi. Açlık sınırının 10 gün önceye göre 26.636 Türk lirası olduğunu, 10 gün sonra ise 27.967'ye çıktığını vurgulayan Serdaroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yoksulluk sınırının 58.986 Türk lirasına kadar yükseldiğini kaydetti. Özellikle Hür İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu'nun açlık sınırı fiyatların artırılmasıyla ilgili asgari ücret tespit komisyonu toplantısında yaptığı açıklamalar dikkat çekiyor, öne çıkıyor Halkın Sesi gazetesinin manşetindeki haberde. Detaylarıyla yine iç sayfalarda da bulabileceğiniz bir haber olacak Halkın Sesi gazetesinde. Sür manşete baktığımız zaman Türk milleti düşmanlarına asla boyun eğmez başlığıyla aktarılan haberdeyiz. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde silah altına alınan genç mücahitler Gülseren'de yemin töreni heyecanı yaşadı. 47. dönem asteğmen ve çavuş celbi. Törenle ant içerken Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, Türk milletinin düşmanlarına asla boyun eğmeyeceğini vurguladı. Angolem'de kaçakçılığa karşı önlem çağrısı yine sayfanın en alt kısmında bulunan ve detayları çoğunlukla iç sayfalarda saklanan iki haberi paylaşacağız. Angolem'de son zamanlarda kaçakçılığın artmasına karşı bölge halkı önlem alınmasını talep etti diyor Halkın Sesi gazetesi. Angolem sakinlerinin talebi aktarıldı. Diğer haberde maalesef ki bir cinsel saldırı haberi. 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel İstismar Güzel Yurt'ta gerçekleşen bir olay. Ali Topaloğulları adlı bir kişinin 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunduğu yönünde bir haberi paylaşıyor Halkın Sesi gazetesi. Detaylar iç sayfalarda devam edecek. Yeni Bakış'tayız. Ülkemiz basınında 11 Mayıs Cumartesi gününe dair öne çıkan haberleri irdelemeye devam edelim. Yeni Bakış gazetesi sağlıkta usulsüzlük başlığına yer verdi bugünkü manşetinde. Öncelikle üst başlığa göz atalım. Özel hayatın gizliliği ihlali suçlamasıyla bir süre önce tutuklanan ve teminatla serbest bırakılan Serdinç Maypa'nın mahkemeye sunduğu belgelerin delil olarak kabul edilmesinin ardından Mali Polis Sağlık Bakanlığı'nın usulsüz alımlar yaptığını belirledi. Faturası kesilip alınmış gibi gösterilen ürünlerin Sağlık Bakanlığı envanterine eklenmediği ortaya çıktı. Sahte belge düzenleme, tedavüle sürme, sahtekarlıkla para temin etme ve gümrük yasasına aykırı hareket etmek suçlarından tutuklanan zanlı Adnan Altın da dün mahkeme huzuruna çıkarıldı. Söz konusu mesele Serdinç Maypa'nın tasarrufunda bulunan evrakların incelenmesi için mahkemenin emir vermesinin ardından başlatılan inceleme sonucunda ortaya çıktı. 2022-2023 yılları içerisinde Lefkoşa'da faaliyet gösteren Zerberg Healthcare Limited işletmecisi olan zanlı Adnan Altındağ'ın Sağlık Bakanlığı'na temin ettiği tıbbi malzemeleri ülkemize getirirken Türkiye'de faaliyet gösteren Prisma Group Medical isimli işletmeden 7 fatura karşılığında gerçekte 1.575.655 Türk lirası 54 kuruşa satın aldığı halde söz konusu tıbbi malzemeleri beyan ederken sahte olarak düzenlediği Azin Danışmanlık Mimarlık Medikal Ticaret Şirketi isimli işletmeye ait 90.800 Türk liralık faturaları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gümrük Dairesi'ne tedavüle sürüp bu miktar üzerinden gümrüklendiği tespit edildi. Polis yapılan soruşturma üzerine birçok evrak temin edildiğini ve incelenmesinin sürdüğünü, ayrıca incelenecek birçok fatura daha olduğunu belirterek zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. Huzurundaki şehadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilkeç, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.
Yeni Bakış gazetesinin manşet haberini tüm detaylarıyla paylaştık ve ön sayfada yer alan bir diğer ve son haber, asgari ücret tespit komisyonunun dün gerçekleştirdiği toplantı yeni asgari ücret salı günü belirlenecek diyor. Gazete defaten paylaşmıştık sizlere, her iki taraf arasında, işveren ve işçi tarafları arasında bir uzlaşı sağlanamaması sebebiyle salı gününe ertelenmişti bu toplantı ve salı günü asgari ücretin, 2024 yılının ikinci asgari ücretinin belirlenmesi bekleniyor. Bir sonraki toplantı, yani salı günü yapılacak toplantı saat 10'da diyor gazete. Devam edelim. Avrupa Gazetesi ile devam ediyoruz. Şener Elcel'in açıklamaları yansıyor. Özellikle Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin'in Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a yaptığı üçlü görüşme teklifinin Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilmemesi, reddedilmesi yönündeki son siyasi durumu değerlendiriyor Şener Elcel. Detaylarıyla hem ön sayfada hem iç sayfada bulabileceğiniz bir haber olacak. Geçiyoruz Kıbrıs Gazetesi'ne. Kıbrıs Gazetesi eşitlik yoksa sonuç çıkmaz başlığıyla yine diğer gazetelerden farklı olarak siyasi bir gündeme yer verdi. Kıbrıs sorunuyla alakalı bir habere yer verdi. Cumhurbaşkanlığı emekli müsteşarı ve emekli müzakereci Ergün Olgun, Türk tarafının yeni politikasının odağındaki eşitlik noktasının önemine dikkati çekerek eşitlik yoksa sonuç çıkmaz dedi. Ergün Olgun'un açıklamalarıyla bugünkü manşet aktaracağız Kıbrıs'tan. Taraflar eşit olmalı diyor Olgun. Deneyimli diplomat Olgun, eşitliğin bütün gerekleriyle gözetilmediği müzakere koşullarında eşitliğe dayalı ve eşitliği gözeten sonuçlar elde etmek mümkün değildir dedi. Kıbrıs'ta herhangi bir anlaşmanın iki tarafın eşit taraflar olarak kabul edilmesi ve tanınmasıyla mümkün olabileceğine vurgu yaptı. Eşitlik özden gelen haktır. Ergün Olgun, eşitlik Kıbrıs Türk'ünün uluslararası anlaşmalarla tescil edilmiş özden gelen hakkıdır ve müzakere konusu olmadığı gibi bütün gerekleriyle müzakereler sonunda elde edilecekmiş gibi varsayılması hatalıdır diye konuştu. Bu noktada iki tarafın eşit egemenliği, iki tarafın da eşitliği konusunda değerlendirmelerde bulundu. Ergün Olgun'un yapmış olduğu açıklamalar iç sayfalarda devam edecek sayın seyirciler. Kıbrıs Gazetesi'nin manşetinde yer verdiği kadarını sizlerle paylaştık. Devam ediyoruz. Sür manşetle Kıbrıs Gazetesi'nde 42 iş kazası, 4 ölüm. İş sağlığı ve güvenliği İSG bir başkanı Güvenç Yüksel, iş yerlerindeki olası riskleri belirlemek, azaltmak veya ortadan kaldırmak için yapılması gerekenler konusunda Kıbrıs Gazetesi'ne konuştu diyor gazete. İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği Başkanı Yüksel, 2024 yılında şu ana kadar ülkemizde 42 iş kazasının meydana geldiğini ve 4 kazanınsa maalesef ölümle neticelendiğini ifade etti. Yasal mevzuatı gerçek anlamda iş hayatına yansıtabilsek bu kadar çok iş kazasıyla karşılaşmayız diye konuştu Güvenç Yüksel. Ucuz işçi sorunu olduğuna da dikkat çekiliyor Yüksel'in açıklamalarında. Ucuz işçilik adı altında farklı kültürlerdeki kişilerin ülkeye işçi olarak getirildiğine dikkati çekti Yüksel. İşi bilmeyen bir kişinin işi bilen kişiye göre tehlike ve riskleri çok daha fazladır. Ustalık belgeleri, yetkinlikleri yoksa işe başlamadan önce yetkinlik belgesi aldırıp eğitmek gerekiyor dedi. Logo kenarındayız. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni anayasa sivil siyasetin alanını genişleterek ekonomiden sosyal hayata ülkemizin meselelerinin çözümünü daha da hızlandıracaktır dedi. Yeni anayasa yolda başlığıyla Türkiye'den bir haberi de logo kenarındaki kısımda paylaştı, öne çekti Kıbrıs gazetesi. Yasa dışı sanal bahis operasyonunda 8 Çinli şahsın tutuklandığı haber veriliyor. Adli bir haber. Kazançlar kripto paraya çevriliyor başlığıyla bu haberi gördük. Detaylar iç sayfada. Cinsel saldırı suçlaması, daha önce bahsetmiştik bu haberden. Küçük bir kız çocuğuna gerçekleştirilen bir cinsel saldırı suçu. Kanında uyuşturucu çıktı başlığıyla.
Bu haberin detaylarını da yine iç sayfalara sakladı Kıbrıs. 1,5 milyon Türk lirasını aldığı tıbbi malzemeleri 90 bin Türk lirasına gümrükledi evrakta sahtecilik başlığıyla. Bir başka adli haber yeniden iç sayfalarda detayları olacak şekilde ön sayfada paylaşılıyor. Son habere geçiyoruz. Kıbrıs'ta 10-16 Mayıs Engelliler Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanırken farkındalık da artıyor. Yüzler gülüyor başlığıyla bu haberi gördük. Cumhuriyet Meclisi takımıyla özel gereksinimli gençler futbol maçı yaparken Girne 18 yaş üstü engelli rehabilitasyon merkezi öğrencileri de Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul'a ziyaret gerçekleştirdi. Yeni Düzen gazetesiyle devam ediyoruz sayın seyirciler. Ülkemiz basınında gazetelerde yavaş yavaş sona yaklaşmaya başlıyoruz. Yeni Düzen gazetesi bir sonraki gazetemiz. Kıbrıslı Türkleri temsiliyetsiz bıraktı. Özel röportajı bugün manşetine çekti Yeni Düzen gazetesi. Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Sekreteri Asım Akansoy'un açıklamaları var. Akansoy, Ersin Tatar'la Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs kişisel temsilcisi Maria Angela Holguin görüşmesini Yeni Düzen gazetesine yorumladı ve üçlü görüşme teklifinin Tatar tarafından kabul edilmemesine tepki gösterdi deniliyor. Kıbrıs'ta Türkleri temsiliyetsiz bıraktı. Parti Genel Sekreteri Asım Akansoy'un bu alınan kararla ilgili, yaşanan son gelişmelerle ilgili değerlendirmesinden bir ifade öne çıktı. Özel röportaj kapsamında yayımlanan bir haber demiştik. Tam tersi Kıbrıs Cumhuriyeti'nin uluslararası kabulünü yükseltiyor. Tatar'ın bu tavrı Kıbrıslı Türklere ne kazandırdı bunu açıklasın. Kendi tezlerinde bir adım ilerleme oldu mu sorusu öne çıkıyor. 186 kalkıyor mu? Egemen eşitlik mi kabul edildi? Uluslararası eşit temsiliyet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti mi tanındı? İslam İşbirliği Teşkilatı veya Türk Devletleri Topluluğuna üye ülkeler bizi dikkate mi aldı? Buralarda temsilcilik mi açtı? Soruları yöneltiliyor yine Asım Akansoy tarafından. Sözde yapıcı belirsizlikle Türkiye'nin gücünü kullanarak diplomatik caydırıcılık gibi tehlikeli işlerle Kıbrıslı Rumlardan egemenlik hakkını alacak. Elbette Christodoulidis Avrupa Birliği çerçevesinde bir siyasetle Türkiye'ye dönük siyaset yapıyor. Etkisiz bir Kıbrıs Türk liderliği karşısında Kıbrıs Rum liderliği gibi dünya ülkeleri de adres olarak Ankara'ya aldı. Bu durumun doğmasında elbette Ankara'nın da doğrudan ve ciddi sorumluluğu vardır ifadeleri öne çıkıyor. Sayın seyirciler, ön sayfada yer alan diğer haberlerle devam edelim. Sürmanşetteyiz. Sürmanşette öne çıkan haberle devam edeceğiz. Bu da özel haber kapsamındaki bir haber oldu. Kulak ameliyatı sonrası Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden 54 yaşındaki Emine Kanıöz'ün eşi Zafer Kanıöz isyan etti. Taburcu olup eve gidecekti. Morga girdi. 20 Nisan 2024 tarihinde Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde kulak ameliyatı olan Emine Kanıöz 27 Nisan tarihinde hayatını kaybetti. Ayaklarında damar sorunu olduğu için bir süre önce ameliyat olan Kanıöz'e ameliyat esnasında varis çorabı giydirilmediğini iddia eden Zafer Kanıöz, işinin ölümünde ihmal var dedi. İhmal iddialarıyla ilgili gazeteye konuşan Lefkoşa Devlet Hastanesi yetkilileri aileyi şikayet etmeye hastaneye davet etti. Özel haber kapsamında yayımlanan bu haberi detaylarıyla iç sayfalarda takip edebilirsiniz sayın seyirciler. 1 Mayıs itibarıyla geçerli olacak olan 2024 yılının ikinci asgari ücretinin salı günü belirlenmesi bekleniyor dedi Yeni Düzen. Hayat pahalılığının birkaç puan üzerinde olacak. 12 eve bahis ve uyuşturucu baskını, Girne'de yasa dışı bahis operasyonu, Uzak Doğulu 8 kişi göz altında. Diyalog gazetesi bugün ülkemiz basınından ekranlarınıza getireceğimiz son gazete oluyor. Diyalog gazetesi şok baskın başlığıyla yasa dışı bahis oyunuyla büyük vurgun yapmakla suçlanan 8 kişilik Çin çetesinin tutuklanarak mahkemeye çıkarıldığını belirtiyor bizlere. Geniş bir fotoğrafla da tutuklanan şahısları görüyorsunuz. Ekranlarınıza yansıyor bu
fotoğraf. Çok sayıda bilgisayar ve cep telefonuna el konuldu. Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği tarafından yerine de gerçekleşen operasyon neticesinde yasa dışı bahis oynattığı iddia edilen 8 Çinli tutuklanarak yargı önüne çıkarıldı. Mahkeme emriyle 12 mülke operasyon gerçekleştiren polis bir miktar uyuşturucu da ele geçirdi. Polis çok sayıda bilgisayar ve cep telefonuna da bu operasyon neticesinde el koydu. Kimisinde öğrenci, kimisinde yüksek gelirli kişi izni bulunuyor. Tutuklanan Çinlilerden bir tanesinin öğrenci izni olduğu, bir tanesinin yüksek gelirli kişi statüsüyle oturma izni aldığı, bir tanesinin öğrenci izninin iptal edildiği, diğerlerinin polise sunduğu belgelerin sahte olup olmadığının araştırılacağı belirtiliyor. Gazete bu operasyonla ilgili öne çıkan ilk detayları paylaştı ön sayfada. Detaylar iç sayfalarda da devam edecek aynı şekilde. Dilerseniz takip edebileceksiniz. Yine adli bir haber, ihbar üzerine Lefkoşa'da bir Nijeryalı şahsın kaldığı eve baskın düzenleyen polisin uyuşturucu madde ele geçirdiği ifade ediliyor. Yine küçük bir kız çocuğuna gerçekleştirilen cinsel saldırı da bulunan şahsın kanında uyuşturucu bulunduğuna dikkat çekiyor Diyalog gazetesi. 13 kilo uyuşturucunun ele geçirildiği operasyon kapsamında yakalanan 3 zanlının 6 gün daha tutuklu kalacağı ifade edildi. Derin soruşturma başlığıyla adli haberleri paylaşıyor Diyalog. Yeni asgari ücretin pazartesi günü açıklanacağı bildirildi demiş Diyalog gazetesi. Diğer bütün gazetelerde asgari ücret tespit komisyonunun salı günü yeniden toplanacağı, çünkü dünkü birleşimde işçi ve işveren tarafları arasında bir uzlaşı sağlanmadığı gerekçesiyle toplantının gelecek hafta salı gününe ertelendiği ve bu noktada salı günü yeni asgari ücretin belirlenmesinin öngörüldüğünü paylaşmış olalım. Sayın seyirciler, %23 artış öngörülüyor diyor Diyalog gazetesi haberin başlığında. Pazartesi günü açıklanacağı bildirildi dendi. Detaylar iç sayfalarda olacak ama tespit komisyonunun salı günü toplanacağını ve asgari ücretinde 2024 yılının ikinci asgari ücretinin de salı günü belirleneceğinin öngörüldüğünü buradan aktarmış olalım. Kasaplar Birliği nar kararını yargıya götürüyor, iptal edilmeli başlığıyla yine bu haberin detaylarını iç sayfalara sakladı gazete. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs kişisel temsilcisi Maria Angela Holguin, beşli konferans düşüncesini pazartesi günü liderlere aktaracak. Son bir deneme dedi Diyalog gazetesi bu gelişme içinde. Holguin tarafından Cumhurbaşkanı Tatar'a yapılan üçlü görüşme teklifini Tatar kabul etmemişti. Bunu da ayrıca detayları paylaşmış olalım. Holguin şimdi de beşli konferans düşüncesini pazartesi günü liderlerle paylaşacak. Son bir deneme olarak değerlendiriyor Diyalog gazetesi bu haberi. Ve böylelikle sayın seyirciler, Diyalog gazetesi ile birlikte ülkemiz basınında 11 Mayıs Cumartesi gününe dair öne çıkan gelişmeleri aktardık sizlere basında ve şimdi sabah haberde Türkiye'ye uzanıyoruz ve 11 Mayıs Cumartesi günü bakalım Türkiye basınında gazetelere hangi haberlerle yansımış, gündem nasıl kurulmuş, hep birlikte inceliyoruz. Sabah haberde saatler 8.49'u gösteriyor sayın seyirciler. 50 dakikayı geride bıraktık sabah haberde ve şimdi ülkemiz Türkiye basınıyla ülkemizin ardından Türkiye'deki gelişmeleri aktaracağız Türkiye gazeteleriyle. Öne çıkan ilk gazetemiz Türkiye gazetesi oluyor Türkiye basınında. Hemen hızlı bir geçiş yapalım. Suç ve ceza arasında soru işareti oluşturan fark caydırıcı ceza çelişkisi başlığını çekti Türkiye gazetesi bugün manşetine. Yılbaşında artan cezalar özellikle düşük gelirliği yeterince caydıracak düzeyde vurgun yapan devasa firmalara kesilense kazançlarına göre
vazgeçirmekten, çok uzak ekonomiyi vuranlara ödül gibi kasaya değil cebe dokunan bedel başlıklarıyla da detayları paylaşıyor Türkiye Gazetesi. Sözcü gazetesine geçiş yaptık. Geleceğimizi emanet ettiğimiz öğretmenleri de sokağa döktüler. Hem para vermiyorlar, hem atama yapmıyorlar, hem de korumuyorlar, dedi Sözcü gazetesi. Doktor ve avukatlardan sonra öğretmenler de şiddet ve ölümün hedefi olduğu Irak kökenli öğrencinin öldürdüğü okul müdürü için dün eğitimciler eylem yaptı, dedi Sözcü gazetesi. Devam ediyoruz. Yeni Şafak 4 gündür tır girişi tamamen durdu. Gazze'de yeni açlık krizi, Orta Doğu'daki sıcak gelişmelere gözümüzü çevirdiğimiz bir haber. Çarpıcı bir fotoğrafla da Yeni Şafak gazetesi bu haberi paylaşıyor. Refah'a kara saldırısı başlatan İsrail, Gazze'nin dünya ile irtibatını sağlayan Refah sınır kapısını işgal edip Kerem Ebu Salim sınır kapısını kapatınca yeni açlık krizi baş gösterdi. Bölgedeki kaynaklar İsrail'in 4 gündür hiçbir şekilde insani yardım girişine izin vermediğini söyledi. Kuzeyi ve güneyi arasında fark kalmadı. Hastaneler hizmet dışı kalacak. Orta Doğu'da Filistin'deki insanlık dışı durumu gözler önüne süren bir haber aktarıyor bugün Orta Doğu'ya uzandı Yeni Şafak gazetesi sayın seyirciler. Devam ediyoruz Hürriyet gazetesiyle. Hürriyet gazetesi A'dan Z'ye kaçakmış başlığıyla bugünkü manşetini koydu ortaya. Çevre Bakanlığı yetkilileri İstanbul Tarabya'da Boğaz manzaralı 34 yıllık inşaatla ilgili Hürriyet gazetesini konuştu. Arazi sit alanı tapuda ahşap gazino ve dutluk olarak görünüyor. Otele dönüştürme izni yok. Bakanlıktan Hürriyet'e açıklama, bölge sit alanı talep reddedildi başlıklarıyla detaylar paylaşılıyor. Yeni anayasayla çözüm hızlanır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay'ın kuruluş yıl dönümü töreninde yargı sistemi ve yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili önemli mesajlar verdi. Yargı eleştirilemez değildir. Eğitimde şiddete yasal düzenleme geliyor. Erdoğan'ın açıklamaları da yine ön sayfadaki yerini aldı. İç sayfalarda da kapsamlı şekilde devam edecek tabii ki. Sabah gazetesindeyiz. Sabah gazetesi adalet bekamızın güvencesidir başlığının yansıdığını görüyoruz manşete. Danıştay'ın kuruluş yıl dönümünde önemli mesajlar veren Başkan Erdoğan net konuştu. Devlet adaletle hükmettiği, adalet dağıttığı müddetçe güçlüdür, dimdik ayaktadır dedi. Adalet yoksa huzur olmaz, yargı eleştirilemez değildir detaylarıyla öne çıkıyor haber. Cumhuriyet gazetesi binlerce öğretmen öldürülen meslektaşları için alanda hesap verin. Yine okul, yine saldırı. Türkiye eğitimde şiddeti konuşurken bir saldırı haberi de İstanbul Maltepe'den geldi. Kızı eve dönmeyen bir veli okul müdürüyle tartıştı. Öğretmenlere saldırdı. Kendisini odaya kilitleyen müdürün kapısını tekmeledi. Kırmaya çalıştı. 81 şehirli ortak ses geleceğimize saldırıdır ifadeleriyle detayları ortaya koydu Cumhuriyet gazetesi. Milliyetteyiz. İsyanlar çok haklı. Ruhsatsız silahlarla işlenen cinayetlere isyanlar çok haklı diyor gazete. Türkiye'de ateşli silahla ölümlerin %90'ında ruhsatsız tabanca kullanıldığına dikkati çekiyor gazete. Mağdur aileler silaha erişimin hem yasal adımlarla hem de denetimle önlenmesini istiyor. Duyunca kahroldum, cezası ne kadar soru başlığıyla aktarılan ifadeler var. Öğretmenlerin meslektaşları için eğitimde şiddet üzerine sokağa çıkmasıyla ilgili eylem haberini ortaya koydu yine gazete. Kalem kırdılar başlığıyla da öne çıkan bir haber oldu. Döviz ve pankartları görüyorsunuz. Eğitimciye uygulanan şiddeti durdurun. Mezara değil sınıfa girmek istiyoruz. Artık yeter öğretmene diğer kelimeyi okumak zor fotoğraftan. Ancak yine aktarabildiğimizi aktardık. Döviz ve pankartlarda yine eğitimde öğretmenlere şiddet üzerine bu duruma dur demek için sokağa çıkan eğitimcileri
görüyoruz. Yine Erdoğan'ın da bu konuyla ilgili bir açıklaması var. Öğretmene dokunan yanacak. Erdoğan 4 sert tedbir açıkladı eğitimdeki şiddet üzerine sayın seyirciler. Bağlantılı haberler detaylarıyla okuyup takip edebileceksiniz. Akşam gazetesine geçiş yapıyoruz. Bakan Şimşek özel bankalara çağrı yaptı. ATM'leri birleştirin. Maliye Bakanı Şimşek, kamu bankalarının ATM'lerini birleştirme töreninde özel bankalara siz de katılın, ülkenin hayrına olur çağrısı yaptı. Yazılımları da yerli. 53 bin ATM birleşebilir. Detaylarıyla paylaşılıyor bu haber ve diğer öne çıkan külliyede bir saatlik görüşme. Başkan Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi külliyede kabul etti. Bir saat süren görüşmede iç ve dış gelişmeler ele alındı. Öğretmenlere şiddete sessiz kalmayacağız dedi Erdoğan. Öğretmenlerimiz müsterih olsun, şiddete asla sessiz kalmadık, kalmayacağız dedi. Ve böylelikle sayın seyirciler, Akşam gazetesiyle Türkiye basınında gazete manşetlerini de sizlerle paylaşmış olduk. 11 Mayıs Cumartesi gününe yansıyan ülkemiz ve Türkiye basınından gazeteleri aktardık. Hem düne hem bugüne yansıyan haber bültenimizle birlikte Sabah Haber'de bir saatlik beraberliğimizin de sonuna gelmiş oluyoruz. Bugün de yine güncel gelişmelerle ilerleyen saatlerde diğer haber bültenlerimizde karşınızda olmayı sürdüreceğiz efendim. Bizleri izlemeye takip edin. Mutlu bir cumartesi ve mutlu bir hafta sonu sizin olsun diyelim. Yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın, sağlıklı kalın. Güçlü markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sunar. Ve nispeten serin hava kütlesinin etkisinde kalacak olan yurdumuzda havanın çok bulutlu, yarın sağanak, bir ara gök gürültülü sağanak yağmurlu geçmesi bekleniyor. Rüzgarın ise güney ve batı yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Bugün gündüz en yüksek hava sıcaklığı Lefkoşa'da 28, Girne'de 26, Alefkayası'nda 25, Güzelyurt'ta 29, Gazi Mausa'da 24, Lefke'de 28, Yeni Erenköy'de 26 ve İskele'de 27 derece dolaylarında olacak. Bu gece en düşük hava sıcaklığı Lefkoşa'da 8, Girne'de 14, Alefkayası'nda 9, Güzelyurt'ta 8, Gazi Mausa'da 11, Lefke'de 13, Yeni Erenköy'de 11 ve İskele'de 10 derece dolaylarında olacak. Yarın gündüz en yüksek hava sıcaklığı Lefkoşa'da 26, Girne'de 21, Alefkayası'nda 25, Güzelyurt'ta 28, Gazi Mausa'da 23, Lefke'de 24, Yeni Erenköy'de 23 ve İskele'de 25 derece dolaylarında olacak. Bölgemiz denizlerinde hava çok bulutlu, yarın sağanak, bir ara gök gürültülü sağanak yağmurlu, kuzey ve batı yönlerden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Deniz kaba dalgalı, tahmini dalga yüksekliği 2 metre dolaylarında olacak. Ayrıca orman yangın olasılığı ve ultraviyole radyasyonunun yüksek olması bekleniyor. Markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sundu.